Çoruk olmak, Anadolu'nun ortasında bir bozkırda doğmaktır. Köse Dağı'nın tarlı sularından içmek, Tarbi Yaylası'nda oksijeni ciğerinin en ücra köşelerine çekmek, Koyun Baba Köprüsü'nden akan suyu seyretmek, Kızılırmak'ta balık tutmak, Çatak'ta piknik yapıp mangal yapmaktır. Eylül'de bağ bozumunda kendi bağının üzümünden pekmez yapmak, şıra kaynatırken yakılan ateşin közünde yumurta ve patates pişirmektir. Ölüde diride, düğünde dernekte bir araya gelmek, insanları ayırt etmeden sevmek, hasta komşusuna bir kase sıcak çorba vermektir Çorumlu olmak. Düğünde takı takmak, ölümde ağıt yapmak, komşusunun emanet ettiği çocuğuna kendi evladıymış gibi bakmaktır Çorumlu olmak. Çorumlu olmak, gençlik yıllarında Gazi Caddesi boyunca salına salına yürüyerek Saat Kulesi'ne günde en az iki kere gidip gelmektir. Deli Ahmet'i zıplatıp Boyacı Ahmet'le gülmektir. Arastalarda sohbet edip Tıkı'nın Tomağın kahvede çay içip domino taşı oynamaktır. Öğlen saatlerinde fırına güzel bir güveç vermek ve ekmeği güvecin suyuna bandıra bandıra afiyetle yemektir. Pazar günleri yağı dirseğimizden akan bol soğanlı pancarlı pideyi eşimize, dostumuza, komşumuza yedirmektir. Yani asıl olan lokmayı paylaşmayı bilmektir. Çorumlu olmak, Çorumlu olmak. Ne güzeldir memleketi, şu gönlümde ayrı yeri. Ne güzeldir memleketi, şu gönlümde ayrı yerim. Gene yaşlı bak gözlerim, ben köyümü çok özlerim. Gene yaşlı bak gözlerim, ben köyümü çok özlerim. Ben özlerim Sungurlu'dan Alaca'ya, Boğazgale'den Bayat'a, Ortaköy'den Dodurga'ya, Mecidözü'nü özledim, çok özledim. Oğuzlardan Urlu'da, İskilip'te Osmanca, Gökbudak'tan Zagarlı'ya, Laçin seni çok özledim, ben özledim. Yaz olsun, kış olsun, akşam beşten sonra yiğidin bağrına esen Çorum rüzgarında yürümek, iliklerine kadar üşüyüp içi titremektir. Festivallerde yollara çekirdek çitlemek ve her gün bıkmadan festival boyunca Luna Park'a gidip gelmek, ailecek dönme dolaba binmek, paytonla şehir turu atmaktır Çorumlu olmak. Düğünlerde üstü açık arabayla gezmek, asker yolcu ederken Çorum halayı çekmek, Hıdır Ellezler'de pikniğe gidip gelecek için güzel dilekler dilemek, baharda çiğdem toplamak, Beke'ye, hamam özüne, Kaplıca'ya gitmektir. Yitirdiklerimizi Ulu Cami'den, Hıdırlık'tan edebiyete yolcu etmek, yol boyunca salın ucundan tutarak yolcu edilenlere ve yakınlarına dualarla destek vermektir Çorumlu olmak. Ulu Cami şadırvanında sohbet etmek, Tesbihçi kahvesinde sabah namazından sonra sıcak bir süt içmek, Hasan Zahir'de pir sola et, Zarif'in lokantada yağlı pideli tandır yemektir. Davetlerde, mevlütlerde misafirlere Çorum Beşlisi ikram etmek, her seyahatte yanımıza kilo kilo leblebi almak, eşe dosta, vekile, doktora birer paket leblebi götürmektir. Çorumlu olmak, çan saati dibinde amel olmak, Ankara'da, İstanbul'da kapıcı, boyacı, duvar ustası olmak, ama alın teriyle 5 çocuk okutup onları avukat, öğretmen, mühendis, doktor yapabilmektir. Memleketten Malay'la gelip müteahhit olmak,
devletten 5 kuruş almadan Anadolu kaplanı olabilmektir. Çorumlu olmak, soğuk bodrum katlarındaki atölyelerde sanat icra edip dünya çapında ödüller alabilmektir. Yani asıl olan emektir. Sumurlu'dan Alaca'ya, Bozgale'den Bayat'a, Ortaköy'den Dodurga'ya, Mecidözü'nü özledim, çok özledim. Oğuzlardan Urlu'da, İskilip'ten Osmanca, Gökbudak'tan Takarlı'ya, Laçin seni çok özledim, ben özledim. Çorumlu olmak, medeni olmak demektir. Hatti, Hitit, Selçuklu, Osmanlı olmak, en önemlisi insan olmak, adam olmak demektir. İşte bu gerçek asıl medeniyettir. Çorumlu olmak, Bozdağ'a, Semah'a, saza, söze, aşıklara değer vermek, türkülere aşık olmak demektir. Çorumlu olmak, biraz gurbetçi, biraz Alamancı olmak demektir. Yani özlemektir, memleket hasreti çekmektir. Sevdiği kızın evinin çevresinde beklemek, göbellerle beraber parka gezmek, sohbet ederken ne yapıyorsun, ellam, vıy, ne arıyorsun, dur heri demektir. Makatta oturup bir acı kahve içmek, sağlıcağına galın demektir Çorumlu olmak. Meyve toplarken gelberi kullanmak, bayram sabahında keşkek yemek, çocuklara kızınca garartını kaybet demek, merdivenden çıkmak, badaldan inmektir. Yani asıl olan kendi dilimizi sevmektir. Çorumlu olmak, yüreği temiz olmak, saf olmak ama yürekli olmak demektir. Gerektiğinde Çanakkale'de olduğu gibi vatan için en çok şehidi verebilmektir. Yani asıl mesele kocaman bir yürektir. Çorumlu olmak, Çorumlu olmak, Çerkez olmak, Kürt olmak, Alevi, Sünni olmak, Türk olmak demektir. En önemlisi bu toprakta kardeşçe yaşayabilmektir. Aynı bayrak altında İstiklal Marşı'nı okuyabilmek, vatan uğruna omuz omuza can verebilmektir. Yani asıl olan yurdumuzu, Türkiye'yi sevmektir. Çorum'da doğmak, Çorumlu olmak bizler için en büyük şereftir. Sadece nüfus cüzdanında Çorumlu yazması yetmez. Bu memleket için sosyal sorumluluklarını yerine getiren, yüreğinin üzerinde Çorum yazan tüm memleket sevdalarına armağan olsun. Kırk dilimden Dodurga'ya aşınca, Kızılırmak gene coştu bağrıma. Kırk dilimden Dodurga'ya aşınca, Kızılırmak gene coşmuş bağrıma. Ne de güzel duman çekmiş dağına, ölürsem ölüm gitsin Çorum'a. Vasiyetim tüm eşime, dostuma. Karam değil, sarsın beni bağrına. Ölürsem ölüm gitsin Çorum'a. Vasiyetim tüm eşime, dostuma. Her ilçeden toprak atın bağrıma. Çok severdi yazın mezar taşıma. Efendim.